Merhaba masal sever. Bugün sana minik beyaz bulut masalını okuyacağım. Ama istersen sen de birmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Minik beyaz bulut. Minik beyaz bulut dağların üzerinde sanki gülümsüyordu. Elma ağacının gölgesinde yatmakta olan Mete gözlerini beyaz buluttan ayıramıyordu. Kardeşi Ayşe'ye, "Ayşe, buluta bak." Bulutu küçük tekerlekli bir bisiklete benzeten Mete, "Benim de böyle bir bisikletim olacak." dedi. Ayşe ise, "Benim de uzun saçlı kocaman bir bebeğim olur mu?" dedi. Bulut o anda Ayşe'nin hayal ettiği gibi uzun saçlı kocaman bir bebek oluverdi. Babası o bebeği yağmur yağar, ekinler büyüyüp iyi ürün verirse Ayşe'ye alacaktı. Söz vermişti. Mete ve Ayşe'nin babası elindeki çapayı cılız pamuk saplarının dibinde birkaç kez gezdirerek doğruldu. Ağacın gölgesindeki çocukların hayranlıkla gökyüzündeki minik beyaz bulutu izlediğini gördü. Bu mevsimde bir pamuk yumağı gibi gökyüzünde görünür giderdi. Ne yağmur verir ne de gölge yapardı. Elindeki çapayı havaya kaldırıp kurumuş toprağa vururken birkaç güne kalmadan bu pamukların kuruyup gideceğini düşünüyordu. Akarsular kurumuş, kuyularda su kalmamıştı. Yahu! Nereye gitmişti bu sular? Mete Ayşe'ye, "Bak Ayşe, şimdi de kamyon oldu," dedi. Çocuklar gülümsediler. Minik beyaz bulut kendisini rüzgara bıraktı. Kendisine yaklaşmak isteyen su taneciklerinden uzaklaştı ve büyük kara bulutlara yaklaşmadı. Minik beyaz bulut küçük tekerlekli bisiklet oldu. Uzun saçlı, kocaman bir bebek oldu. Kamyon oldu ama ne Mete'nin ne de Ayşe'nin öne eğilmiş başlarını yukarı kaldıramadı. Ayşe'nin gözlerinden iki damla yaş süzüldü. İçinde uzun saçlı, kocaman bir bebek olan iki damla gözyaşı toprağa düştü. O zaman minik bulut karardıkça karardı, ağladıkça ağladı, bereket oldu. Deh, deh, dehlerim, su başında beklerim. Hem şimşek, hem döşek, pek akıllı bizim eşek. 9 deveye yeter, gece gündüz yol gider, bizim tekerlememiz burada biter. Evet masal arkadaşım. Eğer sen de diğer masallardan haberdar olmak istiyorsan YouTube kanalımıza bekleriz.